Merhabalar. İyi olduğunuzu umuyor. İyi bir gün diliyorum. Türkiye'de tansiyon bir parça düşmüş olsa da seçim sonuçları tartışılmaya devam ediyor. İkinci tura giderken özellikle Cumhurbaşkanlığı seçiminde yeni bir tartışma süreci başladı. Bu tartışma sürecinin bize gösterdiği bir gerçek var. Birinci turda Millet İttifakı'nın adayı olan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nda 180 derecelik bir değişim gözleniyor. Kemal Kılıçdaroğlu birinci turun Gandhi'si. Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrat Kemal Kılıçdaroğlu, eşitlik, özgürlük, adalet, refah paylaşımı isteyen, insan haklarına, temel hak ve özgürlüklere duyarlı, düşünce özgürlüğüne duyarlı Kemal Kılıçdaroğlu seçimlerden sonra ikinci tura giderken yerini başka bir Kılıçdaroğlu'na terk etmiş gibi görünüyor. Şimdi ikinci turda karşımızda militarist, darbeci, Türkiye'nin ırkçı siyasetçileriyle retorik yarıştıran mülteci düşmanı bir Kemal Kılıçdaroğlu var. Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün ve bugün çektiği videolar çok ciddi bir değişime işaret ediyor. Aslında dünkü videosu çok tartışıldı. Hemen birkaç saat içerisinde de Avrupa'da da yayıldı. Avrupa Parlamentosu'na gitti. Avrupa'daki insan hakları kurumlarına gitti. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nu o videoyu çektiren ekip o videoyu tercüme ederek İngilizcesini, Almancasını da yaparak birdenbire uluslararası alana da servis ettiler. Ve uluslararası alanda da aslında Kılıçdaroğlu deyim yerindeyse dünkü videosuyla yani orduyu kutsayan, milli ordumuz, Ergenekoncuları, JİTEM'cileri, balyozcuları savunan, Türk'ün devletini kutsayan, böyle ırkçı, inkarcı, imhacı bu devleti kutsayan, mültecilere savaştan kaçmış, yoksulluktan kaçmış, can havliyle kaçmış, Türkiye'ye sığınmış mültecilere dönük düşmanlık içeren bir retorik kullanması gerçekten bir hayal kırıklığı yarattı. Bazı insanlar bunu tepkiyle karşıladılar. Bir takım aktivistler, bir takım gazeteciler, bir takım siyasetçiler bunu anlamakta da zorlandılar. Bu tür paylaşımlar da oldu. Bugün Kılıçdaroğlu yeni bir video çekti. Kılıçdaroğlu bugün çektiği videoda da işte Türkiye'de PKK ile ilgili tartışmalara, şimdiye kadar uzak durduğu tartışmalara, bir parça daha düşük seviyeden katıldığı tartışmalara, hükümetin de, MHP'nin de, kendisini zorlayan Sinan Oğan gibi, Ümit Özdağ gibi ırkçı, faşist siyasetçilerin de çok daha ilerisinde bir retorik kullanarak bir takım açıklamalarda bulundu. Ben sizin gibi yapmam, terör örgütleriyle oturmam ki ilk defa Türkiye'de bir çözüm süreci dediğimiz herkesi de bile umutlandıran bir diyalog süreci başlamıştı. Kılıçdaroğlu CHP başından beri bu sürece zaten karşıydı ama son zamanlarda dinlendirmiyorlardı. Şimdi ama çözüm süreci üzerinden yeniden AKP'ye yüklendi. Ben aslında hiçbir zaman terör örgütleriyle oturmam, terör örgütleriyle pazarlık yapmam dedi. Yine dünkü retoriği devam ettirdi. Tabii bunu anlamaya çalışıyorum. Bunun için insan düşündüğü zaman bir parça da üzülüyor. Yani Kılıçdaroğlu gibi demokrasiden, insan haklarından, özgürlüklerden yana olan bir liderin birkaç gün içerisinde bu aşamaya gelmiş olması üzücü. İnsan Kılıçdaroğlu adına çok üzülüyor. Fakat burada da bir operasyon olduğu da çok anlaşılıyor. Şöyle ki seçimlerde bir hile olduğu açık. Bir manipülasyon yapıldığı çok açık. CHP'nin bunun üzerine gitmesi bekleniyordu. CHP'nin oyları çalındı. Sinan Oğan'a yazıldı oyların bir kısmı elbette. Şimdi Sinan Oğan gibi bir faşist lider çıktı. Bir çırpıda %5 oy ayrıldı. Bu oylar nereden geldi? Kim verdi? Onların da bir muhasebesi yapılmadı. Kılıçdaroğlu'nu önde gösteren anketlerin hepsi mi yanıldı? Ne oldu? Bir de bir sürü itiraz var. Dolayısıyla AKP'nin hazırladığı veriler Anadolu Ajansı'na, Anadolu Ajansı'ndan Anka Ajansı'na, Anka Ajansı'ndan CHP'ye gitmiş. CHP'nin de elinde, Yeşil Sol Parti'nin de elinde zaten herhangi bir güçlü verilerin tamamı yok. Dolayısıyla bir manipülasyon olduğu, bir seçim filesi olduğu çok açık olmasına rağmen CHP'nin bütün gücüyle Yüksek Seçim Kurulu'nun önüne gidip bu seçim sonuçlarını bir tekrar sayılmasını, verilerin bir tekrar gözden geçirilmesini istemesi gerekirken bütün bunları bir kenara bırakıp birinci turun aksine böyle inkarcı, ırkçı, darbeci, mülteci düşmanı, antidemokratik bir retorik bir üslup benimsemesi Kılıçdaroğlu'nun öyle anlaşılıyor ki Kılıçdaroğlu'nu kuşatmaya alan
Kılıçdaroğlu'nu yönlendiren ekibin bir operasyonu. Bu yolla belki Kılıçdaroğlu'nu tasfiye ediyorlar. Çünkü bu retoriğin bir alıcısı yok. Bu söylemin bir alıcısı yok. Bu söylemi en şiddetli, en seviyesiz, en küstah, en hadsiz bir biçimde söyleyen zaten AKP, MHP hükümeti, Cumhur İttifakı var. Kılıçdaroğlu'na insanların için oy vermek istiyorlardı, için oy veriyorlardı, için destekliyorlardı. Demokratik yapısından, özgürlükçü yapısından, insan haklarına saygılı yapısından, mülteci haklarına, demokrasiye, düşünce özgürlüğüne, yaklaşımından, Kürt meselesinde, yani çok cesur olmasa da yaklaşımından ötürü bir sempati ve bir destek sunuyorlardı. Şimdi Kılıçdaroğlu kendi eliyle bu desteği, bu sempatiyi tasfiye ediyor. Aslında kendisini tasfiye ediyor. Kılıçdaroğlu'nun bazı şeylerin farkında olmadığı çok net açıklanıyor. Aslında son birkaç günlük gelişmeler şunu gösteriyor. Sarayda bir plan yapılmış, devlet bir plan yapmış. Erdoğan'ın kazanması için Kılıçdaroğlu'nu öne sürmüşler. Kılıçdaroğlu'nun da kazarak bir kazaya kurban gitmesin diye bu proje kazanmaması için, onu garantiye almak için Muharrem İnce'yi ve Sinan Oğan'ı sahaya sürmüşler. Muharrem İnce tecrit olunca onu geri çektiler. Sinan Oğan'a yönlendiler. Şimdi böyle bir oyun içerisinde Kılıçdaroğlu'nun bunları fark etmesine de müsaade edilmiyor. Ama Kılıçdaroğlu'nun kendini inkar edebilecek derecede ikinci tura doğru giderken Türkiye, farklı bir söylem seçmesi, farklı bir strateji benimsemesi aslında Erdoğan'a tahminlerin çok ötesinde ezici bir zafer kazandırmanın yolunu da açıyor. Böyle bir akıl tutulması, böyle bir basiretsizlik var diyeceğim ama yani bunu Kılıçdaroğlu için söyleyebilirsin. Çok farkında olmayabilir bazı şeylerin, zaten saf bir adam. Amerikalı bir gazetecinin gözlemiyle sakin bir adam. Dolayısıyla onun bu kurtlar sofrasında devletin ve AKP ile işbirliği olan CHP'lilerin ele geçirdiği, çevresini kuşattığı bir ortamda farklı davranması biraz zor görünüyor. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu kendi ayağına sıkmaya, kendi geleceğini de bir ölçüde ortadan kaldırmaya çalışan bir strateji izliyor. Yani kaybedebilir ya da yenilgiyi kabul edebilir. Üzerine çok baskı yaptılar ilk gece, yenilgiyi kabul et diye. Kabul etmedi ama bu yolla aslında yenilgiye giden yolun taşlarını döşüyor. Kılıçdaroğlu kendisini tasfiye edecek bir stratejiye evet demişe benziyor. Bu çok üzücü. Ama zaten öyledir. Bu devlete bir yakayı kaptırdı mı, bu devlet insanları maymuna çevirir. Bu devlet ezer 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 pusasını çıkarır. Ondan sonra bir kenara atar. Üzülüyorum. Yani gerçekten Kılıçdaroğlu açısından çok üzücü bir süreç yaşanıyor bu ikinci tura doğru giderken Türkiye. Artık buradan dönüş olacağını da sanmıyorum. Bu son iki videodan sonra Kılıçdaroğlu eski Gandhi, eski Demokrat Bay Kemal sürecine bir daha geri göremez, dönemez. Ve benim korkum bir de bu süreçte ilerleyeceği. Yani Ümit Özdağların, Sinan Oğanların önüne geçecek şekilde sertleşeceği. Çünkü Canan Kaftancıoğlu da bugün aynı şeyi söylüyor. Kaybedecek bir şeyimiz yok. Çok radikal bir dil, keskin bir dil kullanacağız ama bu dil savaşa hizmet edecek. Bu dil seçimlerden, yani ikinci tur seçimlerinden sonra AKP'nin hazırladığı yeni savaş konseptine hizmet edecek. CHP'nin liderleri belki Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu bunun farkında değiller ama Kılıçdaroğlu'nu ve Kaftancıoğlu'nu, CHP'yi buraya doğru sürükleyen insanlar gelecekte ne olacağını çok iyi biliyorlar. Yazık olacak. Yani gerçekten çok yazık, çok üzücü. Bu Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını tamamlayan bir açıklama daha var. Ondan devam edeyim. Türkiye'nin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu seçimlerden sonra birkaç gün ortalıkta görünmedi. Seçim günü bir açıklama yapmıştı Süleyman Soylu. Hatırlayacaksınız. Sabah gazetesine konuşmuştu. Seçim tahminlerinde bulunmuştu. Cumhurbaşkanımız %50'ye yakın bir oy alacak. %49,5 demişti. Bakın. %49,5 oy alacak. Çok uğraştık. %50'nin üzerine çıkacak gibi görünmüyor maalesef. Sahada çok uğraştık demişti. Ama benim tahminim demişti. Cumhurbaşkanımız %49,5 oy alacak. Cumhur İttifakı da birinci turda 325 milletvekili çıkaracak. Çoğunluğu elde edecek demişti. Yani böyle Süleyman Soylu, Türkiye'nin İçişleri Bakanı, nokta atışı yaparcasına seçim sonuçlarını tahmin etmişti. Tahmin mi yetmişti, organize mi yetmişti? İşte onu düşünmek lazım. Bence organize etmişti. İkinci seçenek daha geçerli. Ama bunun da üzerine gidilmedi. Bu konuda da herhangi bir tartışma yürütülmedi. Türkiye'nin İçişleri Bakanlığı sandık güvenliğinden sorumlu adam diyor ki böyle oy çıkacak diyor. Öyle de oy çıkıyor.
Ama kimse de gidip bir hesap sormuyor. Şimdi Süleyman Soylu dün televizyona çıktı, televizyonla konuştu. Önünde bir harita var, Rojava haritası ve Güney Kürdistan haritası. Böyle şeyden Afrin'den şeye kadar uzanan, Kerkük'e kadar uzanan harita var. Harita üzerinde konuşuyor. Süleyman Soylu dedi ki yakında Suriye ve Irak sınırında Amerikalıları ve Kürtleri bırakmayacağız. Tabii o Amerikalıları ve teröristler dedi ama onların teröristlerden kastının Kürtler olduğu anlaşılıyor. Rojava ve Güney Kürdistan'ın hedef olduğu anlaşılıyor. Çok açık bir net bir biçimde şeyin üzerinde, harita üzerinde Suriye'de ve Irak'ta operasyon yapacaklarını, dolayısıyla oradaki Mahmur'un, Şengal'in, Rojava'nın medya savunma alanlarının yeni bir saldırı konseptiyle, yeni bir savaş konseptiyle şiddetli bir biçimde bir işgal harekatıyla, bir yeni bir harekatla deyim yerindeyse ateş yerine, yangın yerine çevrileceğini söyledi. Yeni bir savaşın, şiddetli bir savaşın fitilini ateşledi bu açıklamasıyla. Tabii orada yine iç siyasete de bir takım şeyler, göndermeler yaptı. Kılıçdaroğlu biz olmasak buraları PKK'ye verecek gibi böyle seviyesiz psikolojik savaşa yönelik açıklamalara da bulundu ama esas olarak Soylu yeni savaş konseptinin parametrelerini açıkladı. Rojava'da ve Güney Kürdistan'da, Şengal'de, Mahmur'da çünkü Irak ve Suriye hattında diyorlar. Amerika ile Kürtlerin ilişkilerini de bozacağız. Amerikalıların oradan çıkarılması için ne gerekiyorsa yapacağız. Orada Amerikalı bırakmayacağız diyor. Böyle açık, net konuşuyor. Dediğim gibi harita üzerinde konuşuyordu zaten. Türkiye'nin uzunca bir süredir Rojava'ya dönük bir operasyon hazırlıkları vardı. Bu seçim nedeniyle ertelenmişti biraz da Amerika'nın etkisiyle. Şimdi öyle anlaşılıyor ki bu ikinci tur seçimlerini de kapattıktan sonra Kürtlerle savaşa kaldıkları yerde içeride ve dışarıda çok şiddetli bir biçimde devam edecekler. Benim dün Soylu'nun açıklamalarından anladığım, süreci de yakından takip ediyorum, biliyorum Şengal önceki gün yine bir silah saldırısı oldu, Rojava'da saldırılar var, Güney Kürdistan'da savaş hazırlıkları var, kuzeyde çatışmalar var, bir sürü hazırlıklar var içeride ve dışarıda. Benim Soylu'nun açıklamalarından çıkardığım sonuç şu, bu yaz çok çetin geçecek yine, maalesef bu yaz da çok çatışmalı geçecek ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Cumhur İttifakı, onun AKP-MHP iktidarı, Erdoğan-Bahçeli rejimi bu seneyi de bu yazıda Kürtlerle çok şiddetli, çok çetin bir savaşla geçirmek üzere planlamışlar. İşte bu seçim dosyasının bir an önce kapatılmasını bekliyorlar. Ondan sonra savaş için düğmeye basacaklar. Aslında Soylu dün bunun startini verdi. Durum bu derecede önemli ve ciddi. Dolayısıyla bu zaten önceden de biraz belli oluyordu. Yani bunun işaretleri daha önceden de vardı. Ve bu yüzden ben seçim sürecinde hiç olmasa Kürtlerin kitlesel gücünün bir ayaklandırılarak bu seçim sürecinde bir motivasyon yaratılarak Kürtlerin kitlesel gücünün biraz yükseltilmesini ve yeni dönemde seçim sonrası dönemde hazırlıklı hale getirilmesini önermiştim ve onu söylemiştim. Doğrusu da oydu çünkü seçimlerden sonra bunların Kürtlere çok şiddetli, belki de son 40 yılın final aşaması diyebileceğimiz en şiddetli dönemine giriyoruz. Bakın bunu ben söylemiyorum, bunu Soylu söylüyor. Böyle bir hazırlıkları var. Türkiye'nin İçişleri Bakanı, Kürt düşmanı, içeride yıllardır Kürtlere kan kusturan adam söylüyor bunu. Dolayısıyla ciddiye almak gerekiyor. Şimdi böyle bir süreçte tabii ki geçen geçti, ne olduysa oldu. Şimdi yeni bir tehdit var. Rojava'ya bir tehdit var. Güney Kürdistan'a, Şengal'e, Mahmur'a dönük bir tehdit var ve yakında düğmeye basacaklar. Dolayısıyla Kürtlerin de tabii siyasal muhatapları, askeri muhatapları buna nasıl cevap verecek? Mutlaka hazırlıklarını yapmışlardır. Ona göre bir dediğim gibi kanlı bir süreç olacak. Ama Kürtlerin de bütün eleştirilerine rağmen, bütün tepkilerine rağmen, bütün önerilerine rağmen bu süreçte kendi çocuklarını, kendi evlatlarını, kendi kazanımlarını yalnız bırakmamaları gerekiyor. Biz diasporada yaşıyoruz. Özellikle diasporadakilere yeniden bir çağrı yapma ihtiyacı hissediyorum. Bu dönemde onlara da çok büyük iş düşecek. Bunların gözünü kan bürümüş. Bunlar Kürtlere Afrin'de, Gresipi'de, Serikaniye'de, Sur'da, Diyarbakır'da, Nusaybin'de, Cizre'de, Şırnak'ta yaptıklarının mislini yapmaya çalışıyorlar. HDP'yi de kapatacaklar bu süreçte. Kürt siyasetçilerine ağır cezalar verecekler. YSP, Yeşil Sol Parti listelerinden seçilmiş Kürt milletvekillerinin bir kısmının milletvekilliğini düşürecekler. Yani bunlardan bir hayır gelmeyecek. Hayır, bunlar Kürtlere daha çok, daha yoğun, daha şiddetli bir saldırı hazırlığındalar.
dün bunun açıklamasını yaptı Türkiye'nin İçişleri Bakanı. Dolayısıyla Kürtlerin de dediğim gibi bu süreçte bütün görüş ayrılıklarına rağmen, bütün eleştirilerine rağmen, mücadelelerinden, çocuklarından, kazanımlarından yana bir tutum almaları gerekiyor. Bu süreçte diaspora Kürtlerine de gerçekten hayati görevler düşecek. Diaspora Kürtleri de, diasporadaki kurumlar da bir parça kendilerini gözden geçirseler, bir parça bu eksiklikleri, yetersizlikleri, bu zayıflıkları üzerinde bir düşünseler, kendilerini bir yeni döneme uygun olarak hazırlasalar iyi olacak. Çünkü dediğim gibi çetin bir süreç bizi bekliyor. Zaten Kürtlerin son 10 yılı neredeyse her yılı bir çetin geçti. Çok zorlu geçti. Ama dediğim gibi son 10 yılın en şiddetli yılına da giriyoruz. Maalesef, maalesef öyle bir gerçekliğimiz var. Buna uygun davranmak bizim hem insani hem yurtseverlik görevimizdir. Bu videoyu bunun için çektim. Yeniden görüşünceye kadar iyi bir gün diliyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.